Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bu videomuzla birlikte eşkenar dörtgenin 11 numaralı köşe taşıyla devam ediyoruz dostlar. Şimdi odaklanmayı bir ayarlayalım, parlaklığı bir açalım. Evet, ilk sorumuza bakıyoruz. Diyor ki EBC 20 birimlik bir alanmış. Şurası 20'ymiş. FAB şurası da 36'ymış dostlarım. Buna göre tüm eşkenar dörtgenin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Biz bunun çok benzerini paralel kenarda da yaptık dostlarım. Şöyle yapmıştık hatta. Bakın şuradaki üçgene X dersek. Şimdi şu büyük üçgen, şu üçgen bizim eşkenar dörtgenimizin yarısıydı. Yani 36 artı X bizim eşkenar dörtgenimizin yarı alanına sahip. Şimdi şu köşegeni çizdiğimde bu köşegen de eşkenar dörtgenin alanını ikiye bölüyor. Yarısı 36 artı x ise demek ki şu üst taraftaki şu alan da 36 artı x olacak. Burada 20 var, x var. Demek ki şuraya da 16 artı 16 yazmalıyım ki 36 artı x olsun. Şimdi bakın ne bulduk? Şu iki kelebek üçgenin alanlarının oranı 16 bölü 36 yazalım. Alanlarının oranı 16 bölü 36. Biz biliyoruz ki dostlarım iki üçgenin alanlarının oranının kare kökünü alırsak benzerlik oranını buluruz. Kare kökünü aldığınızda 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 çıkıyor. Demek ki şurası 2K şurası da 3K diyebilirim ben artık. Ya da hemen şuraya 2M şuraya 3M yazabiliriz. Bakın 3M'ye 36 düşmüş 12 katı. 2M'ye 24 düşecek. Şimdi şu yandaki alanlar eşitti. X ile 24. Bunların ikisi birbirine eşit. Yamuk'ta söylemiştik bunu. Yamuk'un kuralıdır. Papyon kuralı demiştik. Demek ki bu da 24. Sonra bunların hepsinin toplamını soruyor bize dostlarım. 120 geliyormuş. Ben çok uzatmadım. Evet 2 numaradayız. Eşkenar dörtgen. Şunların ikisinin toplamı, taralılar toplamı 42 olduğuna göre FDC'nin de alanı nedir diye soruyor bize. Şöyle yapalım. Buna A diyelim. Buna B diyelim. Ortaya da X diyelim. Şimdi A'nın, B'nin ve X'in toplamı, onu bir yazayım. Bizim eşkenar dörtgenimizin yarısı. Çünkü şuradan bir köşegen geçmiş. Bu köşegen eşkenar dörtgeni ikiye bölüyor. O zaman diyeceğiz ki şu üçgen de bizim eşkenar dörtgenimizin yarısı olacaktı. Yarısı neymiş? A artı B artı X. Bakın bunun içinde X var. Demek ki şurası A artı B olacak arkadaşım. Ve bize de A ile B'nin toplamını 42 vermiş. O zaman aranan yer de 42 oldu. Sorumun cevabı Denizli'den çıktı diyebilirim. Evet 3 numaradayım. Tüm eşkenar dörtgenin alanını 36 vermiş. Buna göre de diyor ki alan DFEC nedir diye bir soru soruyor. Hemen şöyle başlayalım. Şurayı çizdim. Tamamı 96 ise şu üçgen yarısıydı arkadaşlarım 48. Bakın kenar ortay çizmiş. Bu da üçgeni ikiye bölecek 48'i. 24, 24 diye bölündü. Şimdi tabii ki bu üçgen 48 ise geriye kalan şu iki üçgenin de toplamı 48. Bunlar da bakın burada ikiye bölünmüşler. 24, 24 de buraya yazdık. Taralı alan 48 geldi dostlar. Dördüncü sorudayız. Eşkenar dörtgen AFK 6 olarak verilmiş burası. EKB 24 de burası verilmiş. Hemen şuraya biz bir X diyelim ve bakın şu üçgen artık neydi? Bizim eşkenar dörtgenimizin yarısı. 24 artı X eşkenar dörtgenin yarısı olacak dostlarım. Peki şimdi şu üçgenden konuşalım birazcık. 6 artı x var burada. Ben şu köşegeni çizersem şunlar birbirine eşit olduğu için bu bir kenar ortaydır ve kenar ortay alanı ikiye bölmüştür. O zaman burada 6 artı x. Yani bu köşegenimizin alt tarafındaki şu taradığım üçgenin alanı 12 artı x ve biliyorum ki bu da eşkenar dörtgenimin yarısı. 12 artı x de bir diğer yarısı. Peki bu x'ler yani daha doğrusu pardon 12 artı 2x olacak. Çok özür dilerim. 2x var burada.
Şimdi 12'yi bu tarafa alalım, 12 kalsın. X'i bu tarafa alalım da x kalsın. Demek ki x eşittir 12. O zaman 24 artı x'ti yarısı, yani 36 yaptı yarısı. Tamamı ne yaptı? 72 paketledik. Evet, 11 numara tamamdır. Geldik 12 numaralı köşe taşımıza. Deltoid'e geçmişiz artık. Diyor ki ABCD bir deltoid, bir de ADB eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgense bu arkadaşlarım, şuralara bir 60, 60, şurası da 60'tır toplam. Şu kenar, şu kenar, tabii ki bu kenar da eşittir. Deltoid de biliyoruz, bir ikizkenar üçgen buradaysa diğer ikizkenar üçgen de burada olacak. Tabanları ortak olacak. Burada x. Deltoid de yine biliyoruz köşegenler dik kesişiyordu. Bu kısa köşegen ikiye bölünecekti. Şöyle yapayım hatta, şu simgeyi de göstereyim. Bakın bu ne oldu? Eşkenar üçgenimin yüksekliği. O zaman açıortay da olacak, kenarortay da olacak dedik. Ve 60'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı bunun kök 3'e bölünmüş halidir. 2 kök 2. O zaman burada 2 kök 2 ve toplam burası 4 kök 2 oldu. Bakın bu da 90. İkizkenar dik üçgenmiş. 45 45 90 üçgeni yani. Bu hipotenüsü 4 kök 2 ise dik kenarları 4 4 olacak. Demek ki x'imiz 4. İkinci sorumuz. Yine bir deltoidi görüyoruz. İkiz kenarlarımızdan biri yukarıda, diğeri de aşağıda olacak. Bu da x. 12 kök 2'ymiş. Şuralar bir kere kesinlikle açıortay olacaktı. 45 45'imizi yazalım hemen buralara. Sonra kısa köşegenimizi çizelim arkadaşlarım. Bu da köşegenler dik kesişiyordu. Köşegenler şu kısa köşegen ikiye bölünecekti. Burası da 45. 90'ın karşısı 8 ise 45'lerin karşısı 4 kök 2, 4 kök 2 olacak. Tabii ki bu da 4 kök 2. Şuranın tamamı 12 kök 2 idi. Buraya kaldı 8 kök 2. Ve bakın şu dik üçgenden biz Pisagor bağıntısı yaparak x'i bulabiliriz artık arkadaşlar. Pisagor'da yapmayalım tabii ki hemen. Ne yapacağız? Önce bir kenarlara bir bakın. 4 ile 8 kök 2. Yani biri diğerinin 2 katıysa ne yapıyordum ben? Küçük olanın kök 5 katıydı hipotenüs. Yani 4 kök 2'nin kök 5 katı. O da 4 kök 10. Pisagorsuz hemen bulduk arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuzdayız. ABCD yine bir deltoid demiş. 4 kök 2 BK eşittir. DK'nın 2 katıymış arkadaşlarım. Şuraya K diyelim. Şurası 2K. Deltoid'de köşegenler dik. Kısa köşegen ikiye bölünüyor. Üstteki üçgen ikizkenar, alttaki üçgen ikizkenar, 4 kök 5'leri de yazdım. AC'yi soruyor bize. AC'miz neresi? Şurasını bize soruyor demiş amca. Bakalım başka neler yapabiliriz şimdi. Evet. Aklımıza ne geliyor? Başka da bir şey gelmiyor açıkçası aklıma çok da fazla. Pisagor bağıntısı yapmak geliyor. Yani mecbur. Başka da bir şey yapmayacağız arkadaşlarım. Şuraya x diyelim. Şuraya da x diyelim. Hemen şurada bir Pisagor bağıntısı çakalım. Şurada. Diyelim ki x kare artı k kare eşittir 4 kök 2'nin karesi. O da 16 çarpı 2'den 32. Sonra şurada bir Pisagor yapalım. Burada da bakın x kare artı 2k'nın karesi 4k kare eşittir 4 kök 5'in karesi, o da 80. Şimdi bunları birbirinden çıkartırsak x kareler gider. 4k kareden 1k kare çıktı. 3k kare kaldı. 80'den 32 çıkarsa da 48 kaldı. 3'e bölersek k kare 16. K eşittir 4 geldi. Şimdi k 4 ise 4'ün karesi 16. 16'yı 32'nin yanına atarsak 32 eksi 16 oluyor. O da 16 yapıyor yine. X kare 16. X de 4 çıkıyor. Bize nereyi soruyor? AC'nin tamamını, yani 2x'i soruyor. 8'i paketledik. Geldik buna. Bakalım bu ne diyormuş. ABCD deltoid. Madem ki deltoid, hemen şu köşegenlerin dik kesiştiğini gösterelim. Şu kısa köşegen olacak. Burası ikiye bölündü diyelim. Şurada 6, 8, 10 üçgenimiz var. 6'mızı yazalım. 6'mızı yazalım buraya da. Başka ne vermiş? 10, 8, 6. Şu uzun köşegen açıortay olacaktı. Bunu da söyleyelim. Şurası açıortay kesinlikle. Burası da açıortay. Şunlar kesinlikle ama kesinlikle ikizkenar üçgen.
Buradaki deltoidimiz yana yatmış. Başka x var 6 6 8. Şu 8'i niye vermiş onu merak ettim ben. Şurayı da 8 vermiş. Herhangi bir paralellik demiş mi? Yok. BC EC'nin 3 katıdır demiş. Şuraya K dersek burası 2K'ymış. Bu sebepten dolayı vermiş. 1'e 2 oranında bölüyormuş burayı yani. Peki. Öyle bölsün bakalım. Ama paralel değil he. Paralel değil. Evet doğru. Tamam. Buna göre de diyor. BC, EC'nin 3 katıdır. X kaçtır diye de bir soru soruyor. Yani aklıma gelen tek şey arkadaşlar. Oran varsa paralellikten benzerlik yapmaktır ki şu E'den bir paralel çizelim bakalım. Gelecek mi bir şeyler bir görelim. Şimdi bu paralel 6'ya paralel oldu. Tabii ki bu tarafı da 2M'ye M şeklinde bölmek zorunda. Burayı 2'ye 1, burayı da 2'ye 1 bölmek zorunda. Benzerliğimizi yapalım. 2 bölü 3 diyelim. 2 bölü 3 eşittir. Şuna bir harf verelim. Y diyelim. Y bölü 6'ya. Buradan da 3Y eşittir 12. Y eşittir 4 geliyor. Burası 4. Bakın çıktı soru. Şimdi burası tabii ki paralel olduğu için dik. Şimdi ister bu üçgenin 30, 60, 90 olduğunu görün. Ya da Pisagor yapıp arkadaşlarım M'nin 4 köküç olduğunu bulabilirsiniz. Tabii burası da 8 köküçtür. 2 katı olacak 8 köküç. Toplam ne geldi? 12 köküç geldi sorumuzun cevabı. Evet 12 numarada tamamdır. Hemen 13 numarayla devam edelim. Birinci sorumuz. ABC üçgen şu da bir deltoidmiş. Madem ki deltoid dostum bu kesinlikle bir açıortay. AB'yi 16 vermiş. BC'yi 12 vermiş. Bakın şimdi açıortay teoremini yaparsak 16 4 olmuş. Gördünüz mü? 16 kol 4 ayak. 4'e bölmüş kolun ayağı oranı 4. O zaman bu kolun da ayağı oranı 4 olacak. Burası 3 gelecek bir kere. Şimdi burada bir de açıortayın uzunluğu formülü yapacağız dostlarım. Hemen yapalım. Açıortayın karesi yani x kare eşittir. Kolların çarpımı yani 12 çarpı 16. Eksi ayakların çarpımı yani 12. 3 çarpı 4'ten 12. Buradan da ne geliyor? 15 çarpı 12 geliyor. X kare eşittir. 15 çarpı 12. 15 ile de 12'nin çarpımı 180. Demek ki x eşittir. Kök 180. O da 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 geldi. İkinci sorumuz. Yine bir deltoid var. Madem ki deltoid şurası şuraya eşit. AB'yi 14 vermiş. Burası 14. AC'yi 18 vermiş. Bu 18. BC'yi de 10 vermiş. Bakın şu bizim uzun köşegenimiz. Deltoidin uzun köşegeni açıortaydı. Şimdi açıortayın ayak kolları 10'a 18. Hatta sadeleştireyim 5'e 9. O zaman ayaklar da 5K'ya 9K olacak demektir. Ve toplam kaç K yaptı burası? 14K. 14K'yı bize 14 olarak vermiş. Demek ki K 1'dir. 5K'yı soruyor. Cevap Ceyhan'dan geldi. Üçüncü sorumuz. Yine bir deltoid görüyoruz dostlarım. İkiz kenarımızı gördük. AD FC'ye eşitmiş. AD. AD ile FC eşitse burası da X. Şimdi bu deltoid ise şu dörtgen. Tabii ki bu da X. Ve şu da bizim uzun köşegenimiz açıortay. Şimdi kolların oranı. 7 artı x'in sağ kolumuz x artı 12'ye oranı eşittir. Sol ayak bölü sağ ayak yani 6 bölü x'e. Buradan da x kaçtır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şıkları tek tek deneyelim. En küçükten başlayalım. 8 desek oluyor mu? 7, 7, 14, 15 oluyor. 15 bölü 8 desem 20. 5'e böl 3, 5'e böl 4, 3 bölü 4. 6 bölü 8 o da 3 bölü de direkt sağladı. En küçüğünü iyi ki de denemişiz. Direkt sağladı arkadaşlar. 4. Deltoid'i görüyoruz. Neresiymiş? D, C, B, E. Tamam burası bir deltoid. O zaman şu uzun köşegeni çizelim. Ve uzun köşegenin açıortay olduğunu gösterelim. Hatta burada bakın paralellik de var. Şurada paralellik varsa bir Z harfi var. Burası da noktalı açıdır değil mi? Şu Z harfinden. Noktalı açı olduğunu da gösterelim buranın. Dolayısıyla burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Buranın da x olduğunu söyleyelim hemen.
BE eşittir BC, 8 var, 6 var, ABX nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi bunun da X olduğunu söyledik de çok bir işe yaradı mı? Bilmiyorum. Ha, yok. Bunlar X değil, pardon. Şurası X oluyor. Şunlar ikizkenar olduğu için şuranın tamamı X oluyor. Burası X eksi 8 oldu. Bunu söyleyelim. Yani şuranın tamamı X oldu. Heh. Başka ne yapalım? Bununla da bu birbirine eşitmiş. Buradan bir benzerlik mi çaksak diye düşünüyorum. Ya da şunları... Yani şunu görelim. Bakın deltoid ya bu arkadaşlar. Şurası ikizkenar olduğu için tabii ki şurası da diğer bir ikizkenar üçgenimiz. Yani x eksi 8 aslında 6'ya eşit. O zaman x eşittir 14 geldi. Evet, 13 numarada tamamdır. Geldik 14 numaralı köşe taşımıza. Birinci sorumuz. ABCD deltoid demiş. 15 var. AD ile AB eşittir. Bir de şurada bir oran var. Gelin bunların hepsine biz bir 12K diyelim. 4 tane DK 12K'ya eşitse DK 3K'dır. 3KC 12K ise KC 4K'dır. 6AK ise 2K'dır burası da. Tabii ki burası da 3K'dır. Köşegenler dik kesişiyor, bunu gösterelim. Bakın ne var? 3, 4, 5K değil mi? Burası da 3, 4, 5 üçgeninden. 5K 15 ise K eşittir 3 bulduk hemen. K 3 ise burası 6K. 6K ne yapacak? K3 ise 18. Burası 8K. 8K ne yapacak? 8 kere 3'ten 24. Şimdi deltoidin alanını soruyor. Deltoidin alanı köşegenlerin çarpımının yarısıydı. İşte bu ikisini çarpıp da ikiye bölünce Ceyhan geliyormuş. Ben direkt cevaba bakıp işaretledim. ABCD deltoid, BDC eşkenar üçgen. O zaman bu da 8. Demek ki şu da 8. Köşegenler dik kesişiyor. 4, 4, 4 kök 3'ü yazalım. Şimdi burası 8 ise şuranın tamamı ikizkenar dik üçgendir bu. Demek ki 4 kök 2. 4 kök 2 olacak buralarda. Bize de tüm şeklin alanını soruyor dostlarım. Hatta şurası da ne olacak? 4 olacak değil mi? Şimdi köşegenlerinden biri 8'dir. Diğeri de 4 artı 4 kök 3'tür. Çarpıp 2'ye böldüğünüzde alanı buluyorsunuz. Şununla şu gitti. 2. 2'yi de içeriye dağıtırsak 8 artı 8 kök 3. Hatta 8 parantezinde 1 artı kök 3. Var mı böyle bir şey? 8 parantezinde 1 artı kök 3 olacak. A pardon, 2'ye bölersem 4 kalıyor ya. 4'ü içeriye dağıtırsam 16 artı 16 kök 3. Yani 16 parantezinde 1 artı kök 3. Evet, Bursa. Üçüncü sorumuz. Şimdi bunların hepsine yine bir 12K diyelim biz. Dolayısıyla KC artık 4K. KD 3K. Köşegenler dik. Şurası da 3K. AK da 1K. 3K, 4K. Şurası da 5K. Bunu yazalım. Alanda 60'mış arkadaşlarım. Şimdi alanı nasıl buluyorum? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 6K ile 5K'nın çarpımının yarısı 60'mış. 6 ile 5'in çarpımı 30'dur. Şuradaki 60'tan 30'u götürelim, 2 kalsın. K kare, 2 ile de burayı çarparsam K kare 4, K 2 geldi. Şimdi K 2 ise bize 5K'yı soruyor. 5 kere 2'den 10. Sorumuzun cevabı. Evet, birer deltoid diyor. 2 tane deltoidimiz var burada. 8 var, 6 var. Olduğuna göre alan ADCK. Bakın bu bizim bumerang alanımız. Tabii ki şöyle kesiştirdiğimde köşegenleri dik kesişiyor. Bumerang'ın alanını nasıl buluyordum? Şu köşegenle şu köşegenin çarpımının yarısı. 6 ile 8'i çarpın, 48. 2'ye bölün, 24 dedik. Evet, 14 de tamamdır. Şimdi ne kaldı? 15 ile 16 kaldı arkadaşlar. Ben de yoruldum. Azıcık dinlenelim. Bir sonraki dersimizde, yani videomuzda da buradan devam ederiz artık. Tamam mı gençler? Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.